Yanımda çok çok özel bir isim var, sevgili Pınar Soykan. Efendim siz açıklayın o konuyu. Evet, çocuğuma mirasımı bırakıyorum. Evim var, kızımı bırakmak istiyorum. Derin derin acıtıyor. Bilmiyoruz, onlar hayvansever mi yoksa miras sevici mi? Kadıköy'den, Fenerbahçe'den herkese selamlar, sevgiler. Yanında çok çok özel bir isim var, sevgili Pınar Soykan. Son günlerde radikal bir kararla gündeme geldi. Herkesin gerçekten yoruma açık olan bir konusu. Herkesin çok dikkat edeceği bir konu. Efendim siz açıklayın o konuyu. Evet, çocuğuma mirasımı bırakıyorum diye. Kızım oluyor kendisi bu arada. Pınar Hanım mirasını 3 yaşındaki köpeği kızıma bağışlayacak, evet, ona verecek. Bu konu haber sitelerine düştüğü anda herkes bunu konuşmaya başladı. Özellikle hayvanseverler, hayvan dernekleri ve hukukçular. Efendim nasıl karar verdiniz, neler söylemek istersiniz? Yurt dışında iki tane hani kediye vasiyet ettiler, vasis evet oldu ya. Oradan da bana soruldu. Ben de kesinlikle ve kesinlikle kabul ediyorum dedim, yani böyle bir şey olmasını. Evet. Evim var, kızımı bırakmak istiyorum. Ama tabii ki bu çocuk orada tek başına yapamaz. O yüzden de onun bir vasisi olması gerekiyor. Avukatımızı araştırıyor, uygun mudur, değil midir diye. Ona göre Allah korusun vefat ederim de bir şey olursa ondan önce ona çok iyi bakılmasını istiyorum. Evet. Evimizde bilemeyeceğim hani kim olur ama tabii ki yakın biri olsun, özellikle onu isterim. Yani çok özel bir karar gerçekten, evet. Özellikle de son yıllarda hayvanlara yönelik Türkiye'de çok kötü tablo görüyoruz. Evet. Çok kötü muameleler, şiddet, saldırı, akla gelmeyecek barbarlıklar görüyoruz. İşte böyle bir ortamın içerisinde Pınar Hanım dikkatleri bu tarafa çekti. Yani mirasını köpeği kızıma bağışlayacak. Tabii ki bu konu çok teknik bir konu. Elbette kızım bu hareketleri, bu işlemleri yapmayacak ama ona bir vasi atanacak. Bir vasiyetname düzenlendikten sonra bu karar verilecek. Efendim kafanızda oluştu mu? Yani yakınım, yol haritası olur, başladı artık değil mi? Yakınım olur. İlla ki bir yakınım olsun isterim. Şimdiden sosyal medya coştu ama oraya daha çok sonra bakarım herhalde. Yani yakınım olması gerekiyor. Çok sevmesi gerekiyor. Bunu anlaması gerekiyor. Büyümeyen bir bebek olduğu için yanından evet ayırmaması gerekiyor. Çok çok çok, yani çok şey var. Kesinlikle öyle. Pınar Hanım bu kararı sosyal medyadan duyurdu. Son günlerde onlarca da talep geldi. Herkes ben bakarım, ben ilgilenirim. Bilmiyoruz onlar hayvansever mi yoksa miras sevici mi? İşte ona gözü alamıyorum o yüzden yani. Değil nasıl mi güvenirim? Yani. Şimdi sahte kurumlar bile çıkabilir ortaya. Değil mi? Tabii. Olur olur. Dikkat şimdi etsin, neler duyarız? Allah yandık. Çünkü şöyle, aslında dünyada bunun örneklerini gördük. Bu tür bağışlar oluyor. Tabii ki bir güvenilir bir kişiye, ailenin onay verdiği bir kişiye ya da kamu kuruluşlarına, STK'lara süreci yönetsin diye onaylar veriliyor. Evleri de bakım var mesela. Var, işte bazı veterinerler de var. Hani birçok yerde var ama kendi evinde olsa daha iyi. Değil mi? Evet. Şimdi kriter nedir efendim? Yani diyelim ki böyle bir durumda vasi tayin edilen kişi ne yapacak? Neyden sorumlu olacak? Yani mirası da yönetme hakkına sahipse. Ya onun her şeyle ilgilenecek işte yani. Hani mirası yönetmek değil de çocukla ilgilenecek. Kesinlikle aynı öyle. Yani bakımı, sağlığı, evet, işte kuaförü. Değil mi? Kuaför maşallah var zaten. Evet. Bitmiyor, bitmiyor bunların bir şeyi. Aylık ne kadar masraf? Oluyor yani ya. Var mı? 5 bin lira var mı? Var. Var. 5 bin lira var, var değil mi? Çünkü bir de hasta olursa. Aynen öyle. Daha da fazla. Kesinlikle öyle. Evet. Şimdi herkesin merak ettiği soru şu. Ben buraya gelirken de birçok kişiyle konuştuk bunu. Şunu söylediler. Kızıma değil de beni evlatlık alsın diyenler var. Şimdi ev konusunu görünce. Şimdi sosyal medyada bu bölümün altında da yazılacak olanlar var. Çok affedersin ama köpeğin olayım diye de yazmışlar mesela. Yani ona üzüldüm tabii de. Yani o kadar da değil yani. Gerçekten. Ne diyeyim? Aynen. Ne diyeyim? Tabii ki olacak yani. Sosyal medya biliyorsun. Tabii. Vezir de ediyor, rezil de ediyor. O yüzden. Tabii ki Pınar Hanım aslında kızımı yanından bir an olsun ayırmıyor. Neredeyse bütün sahnelerinde, konserlerinde sürekli yanı başında. Hatta sahneye çıktığı ilk anda öyle bir videosu var ki çok dikkat çekti. Yeah.
çünkü millet alkışlarken o da bana bağırıyor yani. Değil mi? Evet. Şimdi son dönemde görüyorsunuz efendim, özellikle sanat dünyasında sizin gibi değerli isimlerin bu tür kararlar alıyor olması son derece önemli. Söylemek istediğiniz özellikle hayvanlarla ilgili, hayvanseverlerle ilgili neler var efendim? Çok sevsinler, canları gibi baksınlar. Evet. Biz mesela böyle dışarıda gördüğümüz zaman arabamızın arkasında mamalar oluyor, hemen çıkarıyoruz, koyuyoruz, suyunu veriyoruz. Kendileriyle nasıl ilgileniyorlarsa onlarla da öyle ilgilensinler. Kötü insanlar gitsin bu dünyadan mesela. Peki yani. Şunu sormak istiyorum. Mesela siz mirasımı ben köpeğime bırakacağım diye bir karar aldınız. Çevrenizden, ailenizden, sanatçı dostlarınızdan ya da iş dünyasından benzer hamlelerde bulunmak isteyenler var mı? Bence olacaktır. Değil mi? Kesinlikle olacaktır. Çok var çünkü öyle hayvansever. Aşırı derecede aşık olanları var. Ben belki bir öncü olurum. Çok da mutlu olurum yani. Niye olmasın? Öyle. Mesela sigortaları bazen hani araştırmıştım daha önce. Sigortayı çok az veriyorlar. 5.000 lira mesela. Değil mi? Evet, onu bir gözden geçirseler iyi olur. Mama fiyatlarımız mesela. KDV'leri. Yani hani bu hayvanlara. Evet, tabii. Çok önemli bedeller tabii, bunlar. Tabii. Onların şimdi, düzenlense iyi peki, olur. Peki bu kadar ciddi karar verdiniz kızım için ama dair yazdığınız bir beste şarkı var mı? Ay keşke olsa. Keşke. Sadece şarkılarımı söylüyorum ona. Acımı almadın, yaramı sarmadın, gözümden düştün sen de. Böyle bir becerim yok. Ama ben... mesela bu yeni şarkımı ya çok enteresan. Eşim geçen eve geliyordu, açmış sesinde sonuna kadar. Uyuyordu koltukta. Şöyleyken bir anda böyle oldu. Alışmış artık. Yani evet, tabii sizi biliyor. Hisleriyle yani. Biliyor, yakından tanıyor. Evet, muhteşem bir konuyu gündeme getirdik. Hayvanlar için, hayvanseverler için son derece önemli. Belki artık önümüzdeki yıllarda bunlar daha ciddi konuşulacak ve birçok kişi yaptıracak. Muhteşem bir konuyu konuştuk efendim. Sevgili Pınar Soykan'la kendisi çok ciddi bir karar aldı. Mirasımı köpeğim, kızıma bırakacağım, ona bağışlayacağım dedi. Artık bu tür haberleri daha fazla duyarız ümidiyle burada bitirelim istiyorum. Var mı efendim söylemek istediğiniz? Çok teşekkür ediyorum böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için. Bence şöyle yapalım. İki hafta sonra biz yeniden buluşalım. Tamam. Bu bölümün altındaki yorumlarda bakalım neler yazıyor. Değil mi? Onları değerlendirelim. Yani başka adaylar varsa talep edenler onlar yazsın değil mi? Vallahi mantıklı. Aynen tamam. Öyle. O halde bundan sonra Top sizde bu bölümün altındaki bir yorumlarınızı sevgili Pınar Hanım okuyacak, değerlendirecek. Belki de sevgili kızıma bakan kişi siz olacaksınız. O biraz zor.